benden önce çalışıyor ya. Yani kimse de kardeş olduğunu bilmiyor. Koronavirüs ailesi her geçen gün yeni bireyler kazanıyor. Bu Çin'deki görülen alt grup varyantlar da yine koronavirüs ailesinin diğer alt grup varyantları. Ama her varyant bizi birazcık istim üstünde tutsa da aşırı popülasyonların özellikle genç yaşta ise herhangi bir yandaş hastalığı yoksa çok korkacağı bir şey yok. Ama 65 yaş üstünde ise hiç aşılanmamışsa, yandaş hastalığı da varsa varyantlarla ilgili her halükarda tehlike devam ediyor dünyanın genelinde. Sadece ülkemize has değil bu. Çin'deki görülen yeni varyant özellikle Çin'de yaygın olarak yapılan kullanılan aşılamadan kaçabilme potansiyeli olan bir varyant olduğu için dolayısıyla Çin medyasının ve Çin kamuoyunun gündeminde yaygın bir şekilde yer teşkil etti. Dolayısıyla koronavirüs ailesinin bu varyantları, bu alt grup varyantları bir yerde çıktıktan sonra diğer ülkelere de hızlı bir şekilde yayıldığı için Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Devletleri de izlem altına alınan varyantlar arasına girdi. Bu izlem altına alınan varyant termoesasla alıştığımız bir şey. Bu ne demek? Yeni bir isimlendirme mi yapılacak yoksa hali hazırda koronavirüs ailesinin alt grup varyantı olarak mı adlandırılacak diye takip altına alınıyor. Neyi takip ediyoruz biz burada? Aşıdan kaçma potansiyelini takip ediyoruz. Hastalık oluşturduğu zaman ağır enfeksiyon oluşturma tablosuna sahip olup olmadığını takip ediyoruz. Mevcut aşılarda oluşan antikorun bunlar için koruyucu yelpazesi olup olmadığını takip ediyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Devletler hepinizin bildiği gibi yeni grup aşılamaları yaptılar. Yani varyant aşıları yaygın olarak uyguladılar. Bu kış döneminin başından itibaren. Dolayısıyla bu ülkelerde olağanüstü bir hal durumu yok. Çin varyant alt grup aşılamaları yaygın olarak uygulamadı. Kendi geliştirdiği ağırlık olarak orijinal suç varyantını yaygın olarak uyguladığı için dolayısıyla sahada ağır enfeksiyondan tutun da hafif enfeksiyona kadar seyreden farklı klinik tabloları sahip koronavirüs enfeksiyon tablolarında hala hazır yaygınlaşma var. Hepimizin bildiği gibi Çin'in salgının başından beri güttüğü bir sıfır koronavirüs stratejisi var. Bu dünya tarafından çok akılcı bulunmadı. Ama Çin kendi yerel kaynakları ve kendi yerel altyapısını ön planda tutarak daha doğrusu hastane alt yükünü ve çalışan iş yükünü daha iyi bildiği için her halükarda hala sıfır koronavirüs stratejisi güttüğü için her çıkan yeni varyantta bir alarm havası oluşuyor. Çin'deki oluşan alarmda virüs Çin'den başlayarak bütün dünyaya yayılmış olduğu için dünyanın genelinde de hep medyada ilgi çekiyor. Özet Türkiye özelinde ve Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri özelinde baktığımızda koronavirüs olgularında mevsimsel bir artış var doğal olarak. Dolayısıyla bu bizim için panik yapılacak bir şey mi? 65 yaş üstü aşılanmamış grup için aslında panik yapmak lazım. Çünkü bu grup hangi varyant çıkarsa çıksın ya da hiç varyant çıkmasın. Orijinal suç dahi olsa bu kişilerde COVID-19 enfeksiyonunun ağır solunum yolu enfeksiyonuna sebep olabildiğini biliyoruz.